Herkese merhabalar. 6 Haziran tarihindeyiz. Perşembe günü haftanın 4. gününü de bitirdik. Artık Cuma'ya gidiyoruz. Sonra bayrama bir haftamız kalmış oluyor arkadaşlar. Endeksteki sallantılı dönem devam ediyor. İlk haftasını doldurmak üzereyiz. Borsa İstanbul'da hala ve hala bir güçlenme göremiyoruz. Sabah biraz pozitiflik var gibiydi ama öğleden sonra saat 4'ten sonra tahminimce VIOP endeksinde satışlar başladı. Oradan satışlar başlayınca da hızlıca genel endekslere satış gelmiş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla 10.300'leri de kaybetmiş bulunuyoruz. 10.200'lere kadar geldik. Şimdi endeks bu kadar düşerken hisselere de baktığımda hisselerde de ciddi düzeltmeler var. Ama şöyle hala ve hala ben baktığım zaman 200 günlük hareketli ortamına insin de alayım diyeceğim hisseler hala 200 günlüklerine inmiş değiller ama yakınlaşan hisseler var. 100 günlük hareketli ortalamalarla 200 günlük hareketli ortalamasında bulunan, beğenilen, uzun vadede biriktirilebilecek hisseler var. Belki bu endeksteki satışlar devam ederse şu bayram öncesi bir fırsat ayağımıza gelebilir 3-5 hissede diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada analizleri yaparken özellikle 200 günlük hareketli ortalamalar, işte Bonacci destekleri vesaire buralara inerse alacağınız hisseleri belirlemeniz gerekiyor. Yorumlarda çok yazılıyor. Özellikle hani hocam şu buraya düştü iyi fırsat mı vesaire diye ama baktığımız zaman arkadaşlar hani iki genelde ben sizlere seviye veriyorum alımlar yapmak için. İki kademede alırsanız uygun olur diyorum. Birincisi alım seviyeniz, ikincisi iyi alım seviyeniz. Yani veya işte iyi alım seviyesi, süper alım seviyesi diyorum. Dolayısıyla burada hisselerde bu derece ciddi satışlar varken, endeks bu derece zayıfken ve de önümüz bayramken bence hani burada şansı kullanılabilir. Yani en iyi alım bölgesi acaba gelir mi diye beklerseniz çok fazla zarar edeceğinizi düşünmüyorum. Eğer ki hisseniz elinizde bulunuyorsa ve bir miktar yedek akçeniz varsa bence en iyi seviyeleri beklemeniz iyi olacaktır. Çünkü endekste gerçekten ciddi bir güçlenme emaresi yok arkadaşlar. Her geçen gün daha da zayıflayarak aşağıya doğru geliyoruz. Tabii ki bir yerden dönecek. Ama siz hani iyi alım bölgesinde en iyi alım bölgesini beklemek istiyorsanız bence beklemeniz daha doğru olabilir. Ben açıkçası bekliyorum. Tabii ki kademeli alımlarda yapabilirsiniz. Yani paranızın bir kısmını iyi alım bölgesinden, bir kısmında gelirse çok iyi alım bölgesine mesela saklayabilirsiniz. Bu da bir strateji. Veya bir kısmını işte bayram öncesi, bir kısmını bayram sonrası belki yedek akçenizi kullanabilirsiniz. Onun dışında full hissedeyseniz zaten yapacak çok fazla bir şey yok. Hani burada tek şanslı durumunuz endeksten ayrışan pozitif hisseler var. Bugün de var bir sürü hisse. Hani endeks düşerken tavana vuran BIST 30 hisseleri vesaire de söz konusu. Tabii ki buralarda sizin pozisyonlarınız varsa o zaman iki seçeneğiniz oluyor. Ya bu hisselerle beraber takip edeceksiniz ya da bu hisseden bir miktar bozup uygun alım seviyesi veren hisselere geçiş yapacaksınız. İstiyorsanız şöyle kabaca günün değerlendirmesi endekse bakalım. 3 tane bilançomuz var. Osman, Gürsel, Türk Telekom sizler için seçtim arkadaşlar. Onları incelemeye çalışacağım. Yeni bilanço gelse onlara da şöyle bir göz atabiliriz. Birkaç tane hisse belki denk gelse bakmamız uygun olabilir diye düşünüyorum. Burada yasal aramızı okuyalım. Alsat tavsiyesi yapmayacağız. Yatırım danışmanlığı kapsamında bir video yapmıyoruz. Buradaki temel amacımız arkadaşlar şirketlerle ilgili temel teknik analizlere bakarak finansal okur yazarlığımızı geliştirmek. Burada hisse isimleri geçebilir. Hissenin hareketlerini, faaliyetlerini değerlendirebiliriz. Ama uygun alım bölgeleri, nereden satacağınızın karar verilmesi. Onun dışında arkadaşlar vadenize göre uygun yatırım planı açısından buradaki bilgileri direkt olarak kullanmayınız. Kendi analizlerinizi kendiniz yapabilirsiniz diye söyleyebilirim. Şimdi endeks tarafına şöyle kabaca bir gidelim. BIST 100 0.69 aşağıdayız arkadaşlar. 10.279 seviyesine doğru gelmişiz. Şöyle portföyümdeki özellikle hisseler, bir de BIST 100'deki hisselere baktığınız zaman bakın. BIST 100'ün neredeyse hani şu kırmızıları bu tarafa aktarsanız yarısı yeşil diyebilirim. Yine çok güzel endeksten ayrışan hisseler var. Özellikle son zamanlarda analiz ettiğimiz Ülker, Cemtaş iyi performans gösteriyor. Cemtaş'ın bilanço performansı da göz dolduruyor arkadaşlar. Burada birkaç tane yenilebilir enerji şirketlerinden hareketler görüyorum ama buradaki tepkiler genelde cılız kalıyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yani işte burada bir sürü biz şirket analiz ettik. Yesanları, Smart Y'leri, Yeotech'leri vesaire çarpanları bunlara ben pahalı olan hisseler. Ama bir miktar portföyde beklentiye binaen değerlendirebilirsiniz dediğim hisseler. Buralarda ciddi derecede aşağı geliş seviyeleri var. Yani iyi alım bölgesi, çok iyi alım bölgesi, 200 günlük hareketli ortamın altına gelen hisseler var ama buralarda hala ve hala güçlenme emareleri yok. Bu hisselere baktığınız zaman tamam 200 günlük hareketli ortalamaya geliyor. Yukarı doğru bir tepki yaptıktan sonra sonraki günlerde tekrardan 200 günlük hareketli ortalama altında kalma olabiliyor. Dolayısıyla buralardan alıyorsanız hani beklentiye binaen aldığınız için toplu alım çok fazla yapmanızı önermem. Çünkü zaten bu hisseler uzun süredir yatay gidiyor. Aşağı seviyelerde ve daha da aşağılara inebiliyorlar. Dolayısıyla siz kademeli olarak hani her ay belli bir miktar portföyünüzden alacağınız miktarın %5-10'unu bu tarz riskli hisselere düzenli yatırımlarla yaparsanız en azından aşağı geldiği zaman çok fazla üzülmezsiniz.
Ama işte teknik analizinden ziyade temel analizine güvendiğiniz, işte mesela bilançosu analiz ettiğimiz bir şirket temel analize göre ucuz kalmış, teknik analizde güzel yerde, buradan bir potansiyel hedef görünüyor veya eski zirvesinin üzerine yerleşme hazırlığı yapan hisseler var. Buralara hani toplu girişler yaparsanız daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu hisselerde birazcık aşağıda stop noktalarınız belli. Yanlış bir hata verdiğinizde kaçacak bir durumunuz oluyor. Ama işte dibinde denilip daha da dibe giden hisselerde aldıkça dışarıdan ekleme yapıyoruz. Aldıkça dışarıdan ekleme yapıyoruz. Bu şekilde maliyet düşürdükçe hisse daha aşağı geliyor. Ve ciddi derecede burada zararlar büyüyebiliyor. Dolayısıyla alırken nereden aldığınıza çok çok dikkat edin. Özellikle stop bölgelerine vesaire dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi endekste bakın ciddi derecede düşüşler var. Ama işte ayrışan hisseler de var. Mesela Ülker Cantaş gibi ralliye kalkan veya işte dip bölgelerine harekete geçen hisseler olduğu gibi yatayda seyreden de birçok hisse var. Mesela dünkü ben videomda 10-12 tane sizlere teknik analiz hissesi söylemiştim. Burada farklı farklı çeşit çeşit bölgelerde bulunan hisseleri analiz etmiştik. Zirvesinin üzerine yerleşip sabit giden hisseler. Mesela bakın endeks geri geliyor. Ben dün size mesela bir örnek olarak bu hisseyi açıyorum. Sadece bildiğim için. Şöyle mesela Aksa hissesi. Bakın zirve seviyelerinin üzerinde burada bir toplanma hareketi yapıyor. Şimdi endeks zayıfken Aksa aşağı gelmiyor. Yatay gidiyor mesela. Şimdi endeks kalktığı zaman Aksa'nın diğerlerinden önce mesela kalkma potansiyeli olabilir bu durumda. Neden? Çünkü burada bakın bir boyun çizgisi var. Kırılmış. Dolayısıyla mesela Aksa'yı böyle bir durumu gördükten sonra, mesela bir hissede böyle bir durumu fark ettikten sonra siz bakın endeks zayıfken Aksa zayıflamıyor. Aksine yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Burada bir şeyi bekliyor gibi yorumlayabilirsiniz. Onun dışında mesela alım yapacaksanız böyle bir hissede bakın. Aşağıda stop noktanız var. Burada boyun çizgisi koyarsanız aşağı kırıldığı zaman verebilirsiniz. Bu hisselerde hani birazcık daha stop noktanız olduğu için toplu alımlar vesaire yapacaksanız biraz daha mantıklı ve makul olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında mesela Aksa dışında dünkü hisseler yine buna benzer birçok hisse olduğu için şimdi hisseler de 4-5 gruba ayrılmaya başladı. Endeksten ayrışma tarzlarına göre. Mesela bir tanesi de Pegasus. Pegasus'la ilgili de mesela bir analiz vermiştik. Bakın burası da benziyor. Ya şimdi tamam endeks yatay gidiyor. İşler kesat. Ama burada bakıyorsunuz mesela burada bir hisse var. Bakın Pegasus hissesi. Burada eski zirvesinin altına gelmiyor. Bakın Aksa'ya benzer. Bir yataylık içerisinde. Endeks düşüyor, 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 düşüyor. Burada Pegasus yukarı aşağı, yukarı aşağı. Sabit bir bölgede ilerliyor. Dolayısıyla endeks kalktığında buradaki destek kırılmadığı sürece, sonuçta bir stop noktanız var. Kırılırsa kaçarsınız. Kırılmazsa elinizde hisseniz var. Endeks pozitifken Pegasus da pozitifleşirse o zaman para kazanabilirsiniz. Mesela buna benzer dünkü analizlerin içerisinde bile 3-4 tane hisse çıktı ve daha da çıkabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla siz hisselere bu gözle bakın arkadaşlar. Endeks zayıfken sağlam kalan hisseler. Mesela burada Tofaş'ı analiz ettik değil mi? Bakın Tofaş'ta bir stop noktası belirleyebiliyorsunuz. Endeks aşağı geliyor. Sürekli düşüyor, düşüyor, düşüyor. Tofaş'a bakıyorsunuz. Bakın zirvenin üzerine yerleşmiş. Uzun süredir yatayda zaten. Burada yukarı aşağı, yukarı aşağı salınım ve toplanma hareketi yapıyor. Dolayısıyla buralarda bazı hisselerde hazırlıklar var arkadaşlar. Şimdi bunu tam tersi olarak mesela farklı tarz hisseler de var. İşte mesela bizim takibimize aldığımız GESAN hissesi. Hani bu da alım bölgesi 60 liralar dedik, 70 liralar dedik. Sonra 58 liralar dedik. Buraya kadar indi. Şimdi dip seviyelerde ama şimdi yukarıda da güzel alım bölgesi vardı. 200 günlük hareketli ortalama iyi diye değerlendirmiştik. Ama hisseye baktığın zaman endeks yıkılırken endeksten daha fazla yıkılıyor. Dolayısıyla bu hisselerde birazcık daha bekleyebilirsiniz. Ya yani mesela alacaksanız hani belki uygun fırsat gelebilir. Uygun fırsatı yakalarsanız o zaman olaya dahil olursunuz. Çok ucuz bir fırsattan alırsınız. Şimdi dolayısıyla hisseleri de siz gruplara ayırmalısınız. Endeks aşağı gelirken sabit ve pozitifte kalan hisseler. Endeks aşağı gelirken bir sebepten ötürü rally yapan hisseler. İşte endeks aşağı gelirken endeksten daha fazla aşağı düşen hisseler gibi gruplara ayırırsınız. Daha fazla düşen hisselerden çok iyi uygun fırsatlar gelebileceğini düşünerek bu hisseleri takibe alırsınız. Ve çok ciddi uygun fırsat gelirse alırsınız. Zayıf olan hisselerde dikkatli olunuz arkadaşlar. Çünkü bakın mesela birçok hisseyi biz analiz ettik. Trend kırılımı gelirse gireriz vesaire dedik ama hiçbir hissede şu an trend kırılımı göremiyorum. Bakın mesela GESAN hissesi. Görüyorsunuz aşağı geliyor. Trend kırılımı yok. Ha, aşağıdaki destek seviyelerinden tamam. Siz alım yapabilirsiniz. Mesela örnek olarak şuraya ben atayım. Bir üçgen bölgesi. Üçgenin tabanını alındı. Ama burası kırılabilir. Birçok hissede buranın da kırıldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Hani çok sağlam alım bölgesi diye belirlediniz. Bir noktanın kırıldığı birçok hisse var. Dolayısıyla işte battıkça daha çok sizi dibe çeken hisselerden birazcık uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Birazcık daha pozitife evrilen, bilançosu iyi gelen veya işte önümüzdeki yıl daha trend olabilecek sektörlere geçiş yapabilirsiniz. Tabii ki bunu yaparken de çok fazla şişmiş hisselerden uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Böylece hisseleri 3 gruba ayırarak siz analiz ederseniz daha doğru alımlar yapabileceğinizi ben düşünüyorum arkadaşlar. Ben alımlarımı hala ve hala bekletiyorum. Yani Mayıs ayının 15'inde gelen paramla bakın Haziran'ın 15'i geliyor. Burada alım çok bariz bir alım yapmadım. Sadece portföyümde küçük oynamalar yaptım. Rutin eklemelerimi bekletiyorum. Şimdi Haziran ayı da gelecek. Belki rutin 2 ayı
birleştirip uygun gördüğüm, beklediğim birkaç hisse var. Onlara kanalize edeceğim. Ama hala ve hala ben fırsat bekliyorum. Şimdi Borsa İstanbul Endeks görünümümüzün 60 dakikalık incelememize gidelim. Her gün yaptığımız gibi arkadaşlar, bakın yine düşen trendimizi kontrol ediyoruz. Düşen trendimizde bir kırılım var mı? Yok. Bakın yukarıdan düşen trend iniyor aşağıya. Şimdi bu düşen trende bir paralel attım ve burayı artık trend kanalına dönüştürdüm. Neden? Çünkü burası artık iyice uzadı. Bakın yukarıdan iki temas, aşağıdan da iki temas almış mıyız? Almışız. Artık yukarıdan iki, aşağıdan iki temasınız varsa burayı bir trend kanalı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Trend kanalı olarak düşündükten sonra aşağıya da artık bir paralel atıyorsunuz ve bu kanal içerisinde artık izleyebiliriz. Borsa İstanbul 100 endeksimize. Gördüğünüz gibi bakın burada 10.300 seviyelerini kaybetmemek istiyorduk. Neresiydi? Bakın şurası 10.341'i kaybetmemek istiyorduk. Çünkü şu aşağıda bizim yatayda hapsolduğumuz bölgenin paraleline tekabül ediyor. Ve maalesef buranın da kırıldığını görebiliyorum arkadaşlar. Ve burada kapanış almaya başladık. Daha önce bakın bu trend çizgisi bizi tutmuştu. Nerede tutmuş? İşte 10.262'de tutmuş, yukarı tepki vermiş. Sonra 10.238 biraz daha aşağısına tutmuş, tepki vermiş. Şimdi yarın tekrardan buradan satış derinleşecek olursa işte 10.170'te bu trend kanalı bizi tekrardan tutabilir ve yukarı doğru tepki verebilir arkadaşlar. Ama trend kanalı aşağı doğru gittikçe yukarı doğru tepki bile verse arkadaşlar tekrardan aşağı gelme potansiyeli var. Aynı bakın şu bölgede olduğu gibi. Mesela burada nereyi görüyorsunuz? 30 Mayıs. Yukarı doğru tepki vermiş mi? Çıkmış, 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 bir yerden satış yemiş. Hemen aşağı doğru tekrardan geliyor. İşte buradaki düşen trend kırılımı gerçekleşmemiş. Burada iki temas olduktan sonra artık burayı kanal olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla daha önceki günlerde yaptığımız analize göre körleme bir analiz yapmıyoruz artık. Neden? Çünkü aşağıdan yukarıdan iki temasımız var. Bir kanal çizdik ve bu kanal içerisinde izleyeceğiz. Biz ne zaman oyuna dahil olacağız? Ya bu trend kanalının alt kısımlarından, işte mesela 10.100'den bir tepki gelecek. Buradaki tepkiye belki girebilirsiniz siz. Kısa vadeli bir işlem açarsınız ama uzun vadeciler için veya eklemeciler için en uygun seviyeler arkadaşlar burada kanal kırıldıktan ve pozitifliği gördükten sonradır. Genellikle son 3 düzeltme dalgasında biz hep bu hareketi yaptık. Ne yaptık? Düşen trend kırıldı, yataylar kırıldı. Biz ondan sonra dahil olduk ve zamandan kaybetmedik. Ve de hep doğru zamanı yakaladık. Her zaman yakalayamazsınız. Tuzaklara yakalanabilirsiniz vesaire vesaire ama en azından şu bölgelerden 10.900'den maliyet düşürüp, 10.700'den bir daha maliyet düşürüp, aşağı gelip 10.500'den bir daha maliyet düşürüp tüm yedek akçeyi tüketmekten iyidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu evreyi ben tamamen, yani şu Mayıs ayının 15'inden beri olan kısmı tamamen beklemede geçiriyorum. Bakın buradaki birazcık rally'nin bir kısmını da kaçırdım yukarı doğru giderken aslında. Burada bir miktar rally de kaçırdık. Ama aşağı doğru düşerken düzeltmeden de en azından darbe yememiş oldum yeni ekleyeceğim hisselerle. Eski hisselerimdeki erime devam ediyor zaten, orayı biliyorsunuz. Ben genellikle portföyde uzun vade hisseleri çok fazla realize etmeyi sevmeyen bir insanım. Dolayısıyla bize arkadaşlar burası tutmadığı için artık yavaş 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 buradan aşağıya doğru gelebiliriz. Buradan aşağı gelecek olsak bakın 10.281'den bir trend kanalına deyip tepki yapabiliriz. İkincisi arkadaşlar bakın yatay katlarımıza baktığımız zaman şuradaki kırmızı bantları görüyorsunuz bakın. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat kaybedildi. Artık dördüncü katı kaybetmeye hazırız. Belki de bu dördüncü kat arkadaşlar bakın 6 Haziran, 7 Haziran'ın sonuna doğru geldiğimizde burada 8 bar sonra bakın hem trend kanalının bitişiyle aynı zamanda 10.115 seviyesi, 4. kanalın alt seviyesi aynı bölgeye tekabül ediyor. Belki de buraya doğru bir fitil bırakıp endeks buradan tepki yapabilir diye düşünüyorum. Yarınki Cuma günü içerisinde. Bakalım Cuma günü nasıl geçecek? Haftanın son günü olduğu için şimdi nakite geçenler vesaire bu hafta için geçtiler zaten. Şimdi öbür haftanın başı için genelde beklentiler geliyor. Cuma günü birazcık tepki yapıp yukarı doğru pozitifte kapatabileceğimizi düşünüyorum ama bu düşen trend kanalındayken düşen bıçak tutulmaz mantığıyla arkadaşlar. Çok fazla bıçakları tutmamak lazım. Ha, hangi bıçakları tutarsınız? İşte mesela size bazı analizler vermiştim önceki günlerde benim de beklediğim hisseler diye. İşte mesela burada bir Ford Otosan var değil mi? Bakın bakıyorum, ben takip ediyorum şimdi Ford Otosan 200 günde iner mi inmez mi? Hani burada inmesi zor, 927 liraya inecek ama en azından burada trend vesaire attığında daha uygun seviyelerin hala ve hala bence gelme potansiyeli var. Bakın 100 günlük hareketli ortama kırılmış. Tamam, buradaki seviye çok güzel tutuyor şimdilik. İki keredir tutmuş ama burayı bir üçüncü, bir dördüncü deneme yaptığında aşağı doğru kırılırsa ne olacak? 930 liradan güzel bir fırsat gelebilir. Ha, fırsat gelmedi, yukarı doğru döndü. O zaman biz ne zaman dahil oluruz? İşte buradaki Borsa İstanbul grafiğinde trendimiz yukarı doğru kırılacak ya. Hisseler bu sefer pozitife dönmeye başlayacak. O zaman dahil olacaksınız. Ya iyice düşük seviyelerden beklediğiniz hisselere dahil olacaksınız. Ya da trend kırıldıktan sonra, işler tamamen pozitife döndükten sonra birazcık gecikmeli alım yapacaksınız. Bu iki taktikte arkadaşlar
genellikle zarar etmenizi önlüyor. Borsa İstanbul tarafı şu an düşen trendde zayıf bir görünümü var. Şimdi Borsa İstanbul tarafının bir de arkadaşlar orta vadeli görünümüne gidelim. Yani şu TradingView üzerinden bir bakalım. Burada bir 10.200 seviyesinde bölgemiz vardı. Oraya kadar indik mi inmedik mi diye kontrol edeceğim. Mavi bir çizgi vermiştim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki trendlere falan çok dikkat etmeyin. Şu trendi silelim. Az önce trendi gösterdik zaten. Şu bölgedeki trendi de artık siliyorum. Bunlara işimiz kalmadı. Şimdi bizim için arkadaşlar bakın buradaki düzeltme dalgasının başladığı regresyon kanalı önemli. Yani biz şu an için bu kanal içerisinde nereye kadar düşebilir? Bunun analizini yapmamız lazım. Şimdi bizim düzeltme hareketi nereden başladı? Kanalın zirvesinden. Biz ilk tutacak nokta neresiydi? Orta bant. Orta banttan tepki yaptık mı? Yaptık. Ama tepki başarısız oldu. Bakın 1, 2, 3 gündür mavi çizginin de buradaki orta bant seviyesinde altına doğru satışıyoruz. Tamam. Buradaki satış yememiz devam ediyor ama nereye kadar yiyebiliriz dedik. İşte birinci gideceğimiz nokta. Buradaki dün 1,5, %1,5 düşüş vermiştik. Bakın onun bir kısmını zaten bugün düştük. %0,66'lık bir düşüşümüz daha var. 10.200 seviyesine doğru banko gideceğiz gibi. Yarın bir fitil atıp yukarı toplayabilir diye düşünüyorum. 10.200'ü bir yoklayacak. Çünkü burası eski bir hedef seviyesidir. Yani bu hedef ben kabul edeyim mi etmeyeyim mi diye. Yarın Borsa İstanbul bir karar vereceğini ben düşünüyorum. Onun dışında 10.200 seviyesi arkadaşlar kırılırsa. Bakın burada nereye kadar inebiliriz? Tekrardan alıyorum. 10.200'de kırılacak olursa bakın şu banda doğru inebiliriz. Tabii ki buraya inmesi zamana bağlı olacaktır. Mesela cuma, pazartesi, salı günü de olabilir. %2'lik bir düşüş daha gelebilir. Burası da 10.000 seviyesine tekabül ediyor. Yani burada dediğim gibi 3. katı kaybettiğimiz için şu grafikte bakın. Orada da yatay desteklere doğru gidebiliriz. Hani bu bölgede olduğu gibi bakın aşağı doğru gelir. Şurada 10.100 noktasından bence tepki yapabilir. Hani bu noktayı beklemek daha mantıklı geliyor şu anki görünümü. Çünkü tam orta bölgedeyiz arkadaşlar. Bakın burada orta bölgedeyken yukarı da gidebilir, aşağı da gidebilir. Şimdi siz hangi yöne pozisyon alacaksınız? Nereye stop koyacaksınız? Veya gece rahat uyuyabilecek misiniz? Uyuyamayacaksınız ama en azından trend kanalı dibine doğru gelirse burada tamam bir destek bölgesine geldik. Ben buradan şansımı kullanıyorum. Hani daha da aşağı giderse lanet olsun dersiniz. Buradan alımınızı yaparsınız. Veya yukarı kırılır. Kırıldıktan sonra tamam trend kanalından çıktık. Düşen trend bitti. Ben burada riskimi alırım dersiniz. Riskinizi alırsınız. Ama ara bölgede çok fazla işlem yapılmaz. Kaç gündür de ara bölgede gidiyoruz. Dolayısıyla ben de çok fazla herhangi bir alım satım yönünde işlem yapmıyorum arkadaşlar. Takip ediyoruz. Bayrama gidelim. Yani bir 10-15 günde hisse almayalım. Akçelerimiz kalsın. Şimdi arkadaşlar burayı da ben istiyorsanız şöyle bakalım. Burayı mesela kaç dakikalık? Saat grafiği alalım yine. Burada merak ettiğim şey aslında TradingView'un görünümünde arkadaşlar orta bandı da veriyor bildiğiniz zaman trendi çizdiğiniz zaman. Burayı bir aslında analiz etmek istiyorum. Yani şurayı bir çizeyim. Evet trendimizi çizdik. Bakın buraya da artık koyduk. Aynı diğer taraftakinin benzerini burada biraz daha renkli resimli olarak sizlere yaptım. Şimdi burada merak ettiğim şey nedir arkadaşlar? Trend kanalında bakın. Orta bantların üzeri genelde pozitif bölgeleri ima eder sizlere. Bakın pozitif, pozitif. Üstüne geçtiğin zaman daha pozitif oluyorsunuz. Dolayısıyla burada trend kanalının orta bandı bizler için önemli seviyeler. Yarınki hareketin ne yöne olabileceği, ne yöne evrilebileceği ile ilgili sinyal verir. Kesin olarak sinyal vermez arkadaşlar. Şimdi trend kanalının orta bandı ben çiziyorum. Bakın çizdim kırmızıyla. Şu an trend kanalının neresindeyiz arkadaşlar? Orta bandın alt bölgesindeyiz. Dolayısıyla yarın buradan satış yeme potansiyelimiz var. Aşağıya doğru bakın şurada bıraktığı gibi bir fitil bırakıp tekrardan toplayabilir. Orta bandı geçmesi aşağı doğru gitme potansiyeli var. Dolayısıyla işte çok fazla iyice düştük, daha da düşemeyiz vesaire gibi düşünenler olursa, işte buradan dönüyoruz, şuradan dönüyoruz diyenler olursa arkadaşlar, bunlara kulaklarınızı bence tıkayın. Dediğim gibi orta bölgelerden alım satım yapılmaz arkadaşlar. Ne zaman yapılır? Burada orta band kırılır, yukarı doğru atılım yapar. Ha siz dersiniz ki orta bandın üzerinde ben risk alayım. Yani risk alıyorsanız risk aldığınıza değecek bir bölgede olması lazım. Şimdi orta band yeni kırılmış bugün, ilk gün daha kırılmış. Aşağı doğru gitme potansiyeli var. Şimdi böyle bir durumda siz alım yaparsanız sıkıntı olabilir endeks tarafında. Bakın gördüğünüz gibi burada kırıldığı zaman aşağılara geliyor. Kırıldığı zaman aşağılara geliyor. Şimdi kırıldığı zaman aşağılara gelme potansiyeli var. Dolayısıyla hep bu gözle bakmanız lazım endeks grafiğine. Ama siz gidip işte dediğim gibi hani endeks genel alımlarınız için size yön verecektir. Mesela paranızı ne yapıyorsunuz? Endeks hisselerini 6-7 hisseye bölüyorsunuz. Rutin bir alım yapıyorsunuz. O zaman endeks grafiği sizin için önemlidir. Ama siz mesela özellikle bir hisse almak istiyorsunuz. Yani mesela işte ne diyelim? Buradaki Ülker hissesi var. Bakın 100 lirada analiz etmişsiniz. Ekleme yapa 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 yukarı gidiyorsunuz mesela. Düzenli ülkeye ekliyorsunuz. Neden? Çünkü endeksten ayrışan, rally yapan bir hisse. Diyorsunuz ki ben bu hisse işte değer biçtim. 300 lira dedim. 300 liraya kadar toplama yapmak istiyorum. Yani burada artık endekse bakmanıza gerek yok. Ne olacak? Yukarı doğru giden bir hisse de çok fazla şey yapmadan siz yatay desteklerinizi vesaire çizip
çizdikçe yukarıdan ekleyebilirsiniz. Yani burada tamamen strateji devreye giriyor. Ama genele yani hitap ettiğim için burada endeksin analizi önemlidir arkadaşlar. Çünkü bakın gördüğünüz gibi öğleden sonra Viyop'a bir satış geldi. Burası yemyeşildi benim portföyüm. Bir sürü burada %5-6 yapan hisse vardı. Çat 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 hepsini aşağı doğru bir verdiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pozisyon bu. Kaç saat içinde oldu? Saat 4 ile 5 arasında 1 saatlik mevzuda olayı tamamen pozitiften negatife çeviriyor. Bunu neyle yapıyorlar? İşte X30 yabancı yakın vade endeksiyle. Yani Viyop 30'la bunu yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakın burayı da sizlere analiz edeyim. Şimdi bugünkü mevzu neydi yani buradaki? 60 dakikalı aldım. Bakın sabah açıldık arkadaşlar buradan. 4 Haziran hemen açıyorum. 5 Haziran, 6 Haziran. Açılmışız. Saat sabah arkadaşlar şöyle bakayım. Saat 9 seans açılmış. Biraz aşağı gelmiş. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı yatay gitmiş. İşte burada 11.600 ile 11.673 arasında yatay hareketler var. Sonra ne oluyor? Burada birdenbire saat 15 oluyor. Bir satış mumu. Saat 16 oluyor. Bir satış mumu daha. Saat 17 olur. Bir satış mumu daha. Ne oldu? Burada ciddi bir satış geldi. Viyop 30'a satış geliyor. Borsa İstanbul'da pozitiften birdenbire tamamen negatif oluyor. İşte onu söylüyorum. O yüzden endekse bakmak burada önemli. Hatta Viyop 30'a bakmak da bazen önemli ama burası daha çok günlük işlem yapanlar için önemli. Siz sabah alıp öğleden sonra satayım mı satmayayım mı buradan vesaire diyorsanız mesela o zaman Viyop 30 kontratlarına da bakmanız gerekiyor. Ha ben çok yani o tarz bir scalp trade burada analizi yapmadığım için Viyop 30'u genelde analiz etmiyorum sizler için arkadaşlar. Biz genel endeksler üzerinden gitmeye devam edeceğiz. Şimdi endeks analizimiz bitmiş bulunuyor. İstiyorsanız burada endeks analizi bitirmeden hemen dolar bazlı tarafa da bakalım. Her günkü gibi en azından bir şey olsun. Şimdi burayı USD bazlıya çevirdim. BIST 100'ün hemen yukarı gidiyorum. Dolarımı kontrol ediyorum. 32.23 arkadaşlar. Dünden bugüne yatay seyretmiş. Dolar bir ara 32.60'ları gördü. Tekrardan döndü. Şimdi dolar tarafı arkadaşlar dolar bazlı Borsa İstanbul tarafı hemen şöyle analiz edelim. Bakın burada bizim destek seviyemiz 310 dolardı. 310 dolar bizi yukarı doğru ittirdi arkadaşlar. 317 dolarda bir ara destek direnç bölgemiz var. Hani şu bölgeye daha önce bir tepki verdi ama çok güçlü bir destek direnç değil. Gördüğünüz gibi aşağısına yukarısına sürekli sarkıyor. Dolayısıyla dolar bazlı tarafa baktığımızda da arkadaşlar bakın şu iki bant nötr bandımız bizim. Alt tarafları daha ucuz seviyeler, üst taraflar biraz daha pahalı seviyeler. Dolayısıyla alt tarafına yakın alımlar yaparsak daha makul olabilir diye düşünüyorum dolar bazlı tarafta. Şu an baktığımızda arkadaşlar buranın kapanışı da aslında bakın orta seviyelerde. 309 ile 322 doların arasında 315 dolar seviyesinde bir yerde. Dolayısıyla yarın buradan tekrar bir burayı yoklamaz diyemeyeceğim için. Buradan kopup yukarı gidip 322 yoklamaz da diyemeyeceğim için. Dolayısıyla ara bölgede olduğu için burada izlemeci olmak yani izleyici, observer olmak. Gayet mantıklı. Yarın sabah açarım ben burayı izlerim. Yani burada yukarı mı gidiyor aşağı mı gidiyor. Herhangi bir hareket almam. Aşağı gelirse aşağıdan belki reaksiyon alabilirsiniz. Yukarı gelirse de yukarıdan belki satış yönünü siz kendiniz reaksiyon alabilirsiniz. Günlük tradersanız veya işte kısa vadeli işlemler yapıyorsunuz diyebilirim. Dolayısıyla endeksin yönü hakkında arkadaşlar yine aşağı yön daha baskılı gibi duruyor. Bugünkü analizlerimiz sonucunda bu şekilde düşündük. Şimdi Osman, Gürsel, Türk Telekom bilançolarımız var. Hemen bir yenile yapıyorum sizler için. Şu son analizler son bilançoları yeniledim. Bakın başka bilanço gelmedi. Bu da Otto, TurGG, Atakey Paddes, Global Menkul gibi bazı hisseler var. Bunları analiz etmeyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla 3 hisse seçtim bugün. 3 hisse üzerinden gidelim. Şimdi Osman tarafına geldiğimizde. Osman'ı bir inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi bilanço çok kötü görünüyor. Hani niye kötü görünüyor derseniz bu kadar kötü olması mantıklı gelmiyor. Şimdi Osman'la ilgili daha önceki analizlerimizde de bilançolarımızda birkaç bilançoda böyle bir durum farkına varmıştık arkadaşlar. Birdenbire buradaki satışların çok ciddi düştüğünü, sonraki çeyreklerde buranın toparladığını görebiliyorsunuz. Burada bazı çeyrekler muhtemelen buradaki komisyon mevzusuyla elindeki fon portföylerinin işte değerleme mevzusu bence yapılmıyor. Yani bu eş zamanlı olarak yapılmadığı için bazen böyle durumlar ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Çünkü normalde bir aracı kurumun bakın mesela Osman, İşmen hangisine bakarsanız bakın infoya da bakabilirsiniz. Infoda da böyle dalgalanmalar geliyor. O yüzden hissenin fiyatı da çok dalgalı oluyor. Normalde bir aracı kurumun arkadaşlar burada brüt kar marjını siz hesapladığınız zaman bakın şuradaki gibi olmalı. Yani 2023'ün ilk çeyreği bana daha makul geliyor. Neden diye sorarsanız aracı kurumun kar marjları komisyonlar seviyesiyle düşüktür arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz 5.948 bölü diyorum. 519 mesela 519. Tam tersini yapmamız lazım. 519 bölü 5.948. 5.948. Evet normalde böyledir arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? %8 gibi bir değer çıktı mesela. Aracı kurumların genellikle kar marjları %5 ile 10 arasında düşük kar marjlarıyla çalışan işlere sahiptir aracı kurumlar. Dolayısıyla şimdi mesela İşmen'e de bakalım. Mesela burada birkaç tane aracı kurumu analiz edelim.
Mesela işveren de bilançosu var. Bakın görüyorsunuz. Hatta işvereninki çok daha düşük. 458 milyona bakın 16 milyon. Yani burada hesaplama yaptığınız zaman %3'lerde bir kar marjı ortaya çıkıyor işveren tarafında. Dolayısıyla normalde olması gereken bilanço şuradaki gibi arkadaşlar. Yani 2023'ün 3. çeyreğindeki gibi olması lazım. Ama Osman bize öyle bilanço göndermiş ki bakın satışlar 1 milyar 100 milyon. Brüt kar çok yüksek. Yani şimdi bu aracı kurum sadece komisyonla çalışarak burada %30 brüt kar marjı mı yapıyor? Baktığınız zaman brüt kar marjı veya fabrik marjı bakın %8'den %30'lara çıkmış. Dolayısıyla bu diğer çeyreklerde değişebilecek bir satış rakamı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu bilançoyu analiz ederken arkadaşlar çok fazla bu tarafa ben odaklanmak istemiyorum. Burada özellikle sizin dikkat edeceğiniz nokta esas faaliyet karlarının ciddi derecede düşmesi. Bakın ortalama olarak ciddi derecede burada esas faaliyet karlarının düştüğünü görebiliyorsunuz. Burası bir önemli. Hani siz 4 çeyrek boyunca 200 milyon esas faaliyet karı yaparsa bu şirket nereye gelebilir diye bir analiz yapabilirsiniz belki. Ama diğer çeyrekler bence bundan pozitif olacaktır. Burada Osman'da farklı bir durum var. Birazdan orayı da sizlere göstereceğim niye farklı düşündüğümü. Şimdi bilanço bu kadar kötüyken gördüğünüz gibi öz kaynak tarafına geldiğinizde arkadaşlar öz kaynaklarda devasa büyüme var. İşte benim için önemli olan kısımlardan bir tanesi budur arkadaşlar. Bakın şirketin net borcu ciddi manada azalmış. Yani elindeki nakit artmış. Bir 300 milyon nakit koymuş kasasına. Üstüne üstlük öz kaynaklar tarafına geldiğinizde 1 milyar 500 milyondan 1 milyar 800 milyona çıkmış. Aracı kurumlarda en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Elindeki nakit miktarı ve öz kaynak miktarıdır. Ne kadar çok öz kaynağı varsa bu şirket o kadar çok aracı kurumluk yapabilir. O kadar çok krediyle işlem vesaire bunları yapabilir ve daha çok müşteri portföyüne ulaşabilir. Yani aracı kurumun gücü budur. Elindeki para kaynağıdır. Çünkü sürekli al ver al ver. Burada birine borç ver. Birinden işte kredi faizi al vesaire. Bu şekilde para dönüyor. Ne kadar büyük bir öz kaynak kitlesi varsa o kadar çok müşterisi ve işlem yapabilme kapasitesi olur. Dolayısıyla Osman tarafındaki şuradaki öz kaynak büyümesi açıkçası pozitif. Şu taraftaki bilanço ile ilgili şüphelerimi artırıyor. Buradaki negatiflikte arkadaşlar bir iş var. Muhtemelen bilançoyu çok negatif algılayıp yarın satabilirler. Dikkatli olun. Şimdi şirketin teknik göstergeleriyle ilgili de size önemli bilgiler vereceğim. Osman hissesine çok dikkatli olmanız lazım. Bunu baştan söyleyeyim. Yani burada tamam burada öz kaynak büyümesi var. Ben beğendim. Hisse gidecekmiş diye düşünürseniz yamulturlar arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Tek başına bu şekilde analiz yapamazsınız. Şimdi peki biz burada neyi analiz edebiliriz? İşte diyelim ki mesela esas faaliyet karlarının 4 katını yıl sonunda yaptı. 800 milyon esas faaliyet karı yaptı arkadaşlar. Şimdi bu hissenin arkadaşlar öz sermaye karlılığı düşük çıkacak. 800 bölü 1 milyar 800 dedim. Bakın hesaplıyorum. Öz sermaye karlılığı %44. Aracı kurumlarda genelde bunun onda birinin yarısını veriyoruz. Çünkü işmen vesaire birçok hissede bu şekilde fiyatlar konumlanıyor. Osman hissesinde dolayısıyla piyasa değeri defter değeri 2.2 ile 2.5 arasında bence olmalı diye analiz ederim. Bu da 3.19 olduğunu görebiliyorum. Demek ki Osman arkadaşlar diğer aracı kurumlarla ben karşılaştırdığımda buradaki öz kaynak karlılığının piyasa değeri defter değeriyle ilişkisini karşılaştırdığımda burada piyasa değeri defter değeri yüksek görünüyor. Çünkü hisse ciddi bir rally döneminden geçti. Sonra bu kadar ciddi düzeltmesine rağmen piyasa değeri defter değeri yüksek kaldı. Şimdi işmenin de piyasa değeri defter değeri 3.49. Şimdi mesela orayı da hemen sizlere göstereyim. Bakın görüyorsunuz 3.46 piyasa değeri defter değeri var. Ama işmenin son bilançosu itibariyle hesapladığınızda bakın buradaki esas faaliyet karları 13 milyar. Şimdi aynı hesap buraya da göre de yapayım. Esas faaliyet karı 13 milyar. Bölü dedim öz kaynaklar 15 9. Öz sermaye karlı %81. Ne dedik? Bunun onda biri. 8 yapar. Onunla yarısını veriyoruz. Piyasa defter değeri 5'e kadar normalmiş gibi biz analiz ederiz. Piyasa defter değeri 3.40 kaldı. Şimdi bakın işmen bizim kriterimize göre hesapladığımız piyasa defter değerinin daha ucuz fiyatlarken Osman tarafı arkadaşlar daha pahalı fiyatlıyor. Şimdi bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar şirketin yıllar öz sermaye büyümesi. Şimdi hemen o bölgeyi de sizler için açıyorum arkadaşlar. Şimdi Osman'ın bakın hemen öz sermaye bölümünü açıyorum. Şirketin faaliyetlerine göre öz sermayesi küçük olduğu için yani daha küçük ölçekli bir şirket olduğu için öz kaynak büyüme potansiyeli çok yüksek. Ve geçtiğimiz yıllarda çok ciddi derece öz sermaye büyütmesi yapan bir şirket. Mesela bakın 2023-03 500 milyon, 700 milyon, 1 milyar, 1 milyar 300, 1 milyar 800 bakın ne kadar ciddi öz sermaye büyütüyor. Şurada 5 çeyreklik dönemde öz sermaye neredeyse 4 katına çıkmış. Dolayısıyla öz sermayeyi 4 katına çıkarma potansiyeli varsa piyasa defter değeri zaten pahalı fiyatlanıyor ve şirket ciddi bir ralliye kalkabiliyor. Dolayısıyla Osman bunun sıkıntısını ilerleyen günlerde yaşayabilir arkadaşlar. Öz sermaye büyümesi pozitif olsa da şirket önden fiyatlama olarak gittiği için bu öz kaynak büyümesinin hakkını bence bilanço öncesinde zaten vermişti diye analiz ederim. Şimdi burada 4'e katlanan bir öz kaynak büyümesi var. Şimdi gelelim işmen tarafına bakalım. Hani iki şirketin siz piyasa defter değeri nasıl karşılaştırırsınız diyorsunuz ya ben bazen söylüyorum. Piyasa defter değeri 3 olan şirket
Piyasayla defter değeri 1,5 olan şirkete göre daha ucuz diyorum. Siz bunu anlayamıyorsunuz bazen. Yorumlara yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Özellikle yeni gelen izleyiciler için bunu söylüyorum. İşte ben buna göre yapıyorum. Şirketin karlılığıyla beraber o öz sermaye defter değeri ilişkisini kıyaslıyorum. Öz sermayesini ciddi büyüten bir şirkete daha yüksek piyasayla defter değeri öderken öz sermayesini fazla büyütmeyen bir şirkete daha düşük öz sermaye piyasada değer defter değeri ilişkisi ödüyorum. Dolayısıyla işmen tarafında mesela hemen kıyaslayacağız öz sermaye büyümesine. Gelelim. Son çeyrek burada gelmedi. Burası önemli yani. Karşılaşma yaparken son çeyreği almak lazım ama zaten şuraya baktığınız zaman belli oluyor arkadaşlar. Bakın. İşmen mesela 12 milyardan 17 milyara öz sermayesini çıkarmış. Neden? Daha büyük ölçekli bir şirket. Daha büyük ölçekli ise daha hantal büyüyebiliyor. Dolayısıyla diğer taraf 4 kat öz sermayesini büyütürken işmen tarafı arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sadece 1,5 kat öz sermayesini büyütebilmiş. Şimdi diğer çeyrekli öz sermayesi büyüse 20 milyar olsa 2 katlık bir büyüme var. Dolayısıyla fiyat hareketleri de buna göre oldu. Osman fiyatı 4 kat yukarı giderken işte işmen tarafı sadece 2 kat gidebildi mesela son bir yılda. Dolayısıyla şirketlerin büyüme paternlerini belirleyen durum budur. Dolayısıyla Osman'ın büyüme paterni bozulmazsa bu şekilde devam ederse fiyat yükselmesi devam edebilir. Ama şöyle karşılaştırdığım zaman şu anki konumda eğer ki böyle kötü karlar getirecekse Osman tarafı ki ben çok fazla düşünmüyorum böyle karlar getireceğini bu tek çeyreklik geçici bir durum olduğunu düşünüyorum. Buradaki öz sermaye büyümesi yavaşlayabilir. Siz öz kaynak büyümesinin devam ediyor mu etmiyor mu bunu gelecek çeyreklerde analiz etmeniz lazımdır arkadaşlar. Şimdi neden burada garip bir durum var? Bundan da gelin sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Bakın şimdi Osman'ın bilançosu. Şu Matrix tarafından açayım istiyorsanız. Bakın gelin daha önceki çeyreklerde burada fark ettik. İlk kez inceleyen, izleyen arkadaşlar varsa onlar için de ben burada Osman açısından ayrıntılı analiz vereyim. Çünkü bu şirketi rally yaparken bir sürü alan kişi oldu. Bedelsiz sermaye artırımı gelecek diye bir sürü zirveden ortak olan da oldu biliyorum. Yani buranın kesinlikle çok zengin olanları da vardır bu hisse yatırım yapıp. Çok ciddi mağdur olanlar da vardır. Çünkü böyle hisselerde genellikle böyle hareketler oluyor arkadaşlar. Şimdi Osman tarafına baktığınız zaman info yatırımda vesaire de bu tarz durumlar görürsünüz arkadaşlar. Bakın şurada normalde finans sektörü faaliyetleri hasılatı yazar. Mesela buralar hep sıfırdır. Aşağı tarafa geldiğinizde bakın normal hasılat kısmı vardır arkadaşlar. Normal hasılat kısmında bakın 3 milyar, 7 milyar, 8 milyar yazıyordu. Biz geçen çeyrekte burada bir ekstra hasılat görmedik. Arada bir de şu alt tarafta bakın finans sektörü faaliyetleri hasılat diye ekstra bir başlık açmışlar. Ve bazı çeyreklerde burayı doldurarak gönderiyorlar. Dolayısıyla Osman'da böyle dalgalı bir bilanço görebiliyorsunuz. Mesela buraya baktığınız zaman şirketin arkadaşlar hiç hasılatı yokmuş gibi görünüyor. Ama normalde 1 milyar 900 milyon hasılat var. Şimdi ben bu tabloyu bakın şuradan da aldım. Finans sektörü faaliyetleri hasılatı. Finans sektörü faaliyetleri hasılatı maliyeti görünüyor. 1 milyar 119 milyon. İşte az önceki bakın %60'lık 70'lik bir. Burada hasılat düşmesi olmuş. Ama buranın dipnotuna gittiğim zaman bakın 17. dipnotu hemen bulacağım sizler için. Hani ne kadar hisse satılmış, ne kadar komisyon kesilmiş. Buna ulaşmak istiyorum bilanço içerisinde. Maalesef ulaşamıyorum arkadaşlar. Normalde önceki çeyreklerde biz okuduğumuzda buna ulaşıyorduk. Dolayısıyla bu çeyrek burada ya komisyon ücretleri işlememiş ya da bir şey olmuş. Bakın gördüğünüz gibi şimdi 17. kalemi bulayım ben sizler için. 16, 17. Evet. Finansal araçlar demiş sadece. Finansal aktifler demiş, kar zarar. Finansal yükümlülükler demiş. Ve aşağıda bir değerlemeye vurmuşlar. Bakın görüyorsunuz. Burada finansal değerleme, nakit ve nakit benzerleri, uzun kısa vadeli, uzun vadeli, ticari alacaklar, kısa vade borçlama vesaire vesaire. Normalde biz geçtiğimiz çeyrekler burada nereye okuyorduk? Açıyorduk burayı. Ne kadar hisse senedi işlemi yapılmış? İşte 20 milyarlık işlem yapılmış. Bunun işte yüzde bilmem kaçı komisyon kazancı, yüzde bilmem kaçı kredili işlem kazancı. Şu bu vesaire faiz işletilen aşağıda biz hasılat ve brüt kar kısmını görüyorduk. Bu çeyrek bize öyle bir tablo göndermemişler. Böyle bir tablo gelmediği için bu tarafta arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi sadece burada değerleme farkı geldiği için muhtemelen burada Fintables ve Matrix tarafı burayı işlememiş ve hasılatlar çok düşük görünüyor. Dolayısıyla heyecan yapmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle durumlarda ben size neyi öğütüyorum? Her zaman öz sermayenin büyümesine bir dikkat edeceksiniz. Öz sermaye önceki çeyrekler kadar büyüyor mu? Büyüyor. İşler pozitiftir. Hemen aşağı iniyorsunuz. Burada bir de neye bakacaksınız arkadaşlar? İşletme faaliyetlerine nakit akışları. Bakın görüyorsunuz nakit akışları 34 milyon, 22 milyon, 267 milyon. Geçen yılın son çeyreği 880 milyon. Şimdi bu çeyreğe geliyoruz 500 milyon. Şimdi aslında 2023'ün başındakine göre çok daha ciddi işletme faaliyetlerine nakit akışı var firmanın. Demek ki şirketin işleri kötüye gitmiyor. Geçen çeyreğe kadar göre kötü de olsa yılın başına göre iyi arkadaşlar. Dolayısıyla Osman tarafında heyecan yapmanıza gerek yok. Ama eminim birçok kişi diyecek ki işte bu bilançoyu görenler berbat bilanço, çok kötü bilanço, buna iyi diyen işte hiçbir şeyden anlamaz vesaire gibi saçma sapan yorumlar görebilirsiniz.
Benim analizim bu şekilde. Çünkü daha önce 2-3 bilanço dönemi önce hem Info'da hem Osman'da bu tarz durumlar gördük. İşmenin bilançoları genelde böyle olmuyor. Şimdi İşmen de göndersin. Burayı da karşılaştırırız gönderdikten sonra. Dolayısıyla burada hızlıca teknik analiz tarafına gidelim. Şimdi hisseyi faaliyetlerinde bir sıkıntı yok dedik. Beğendik ama şimdi teknik analiz ve fiyat kısmı bize ne diyecek? Yani burası önemli. Biz alım kararı alırken veya satış kararı verirken bazı teknik özelliklere bakıyorduk arkadaşlar. Şimdi Osman tarafına gidelim. Daha önceki çeyreklerde burayla ilgili analizim var arkadaşlar. Bu da işlediğimiz formasyon neydi? Bir çanak kulp formasyonu var. Gayet güzel. Küçük de bir kulp takmışız. Sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Buranın hedefini bakın vermişiz. Neresi? Çanağın büyük hedefi demişiz. Buraya koymuşuz. Bu hedef kaçmış arkadaşlar? 236 lira. Hedefimiz burada yeşil. Hatta buradan satış yiyebileceği için burayı mesela kırmızı yaparız. Şimdi buranın üzerine çıkmış. Aşağı gelmiş. Tekrar buranın üzerine çıkmış ve şirket bedelsiz haberiyle beraber işte bilançosunun çok iyi gelmesiyle beraber burada ekstra bir rally yapmış. Yani normalde bence burası yapılmaması gereken bir rallyydi. Çünkü zaten düzeltme, tekrar yükseliş, tekrar düzeltme. Dolayısıyla burada ekstra bir dalga da üretmiş ve çok ciddi değerlere gitti. Yani bu şirket aşırı yüksek değerlere gitti. Yani normalde 200 lira, 250 lira olması gereken şirket. Bakın şuradaki 192 aşağısında, 192 lirada başlattı tavan serileriyle beraber. Bakın 192 liradan bir başlıyor, 400 liraya kadar aralıksız gitti arkadaşlar. Şuradaki tavan serileriyle beraber %80'lik potansiyel verdi. Çok hızlı bir şekilde burada elinde bulunduranlar ihya oldu. Ama işte burada zirvede alanlar arkadaşlar. Hani diyorum ya, Everest tepelerini bazen tanımanız lazım. Burada 5 tavan gittikten sonra, 6 tavan gittikten sonra hala burada alım yapanlar varsa işte pala bunları affetmez arkadaşlar. Bu hataları affetmez. Bakın aşağı doğru aşağı doğru verdi. 387 liradan 276 liralara doğru gelmiş bulunuyor. Dolayısıyla ben burada ne söyleyebilirim? Şöyle baktığımız zaman bakın, birincisi burada bir hedef seviyemiz var. Olması gereken yer burasıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bu seviyeye gelirse uygun bir alım olabilir. Burada aşağı düşerse hala ve hala %16'lık düşme potansiyeli var. Şimdi bu bilanço negatif algılanır. Yarın bir taban yer mesela diyelim. Sığ bir ise yiyebilir gayet Osman tarafı. %5'lik bir durum kalır. İşte pazartesi günü açıldığında da bir %5 aşağı gelir. Burada gelir 235 liralar arkadaşlar. 235 lira neresi oluyor? İşte bakın şöyle bir bakalım kaç gün öncesi. 379 gün önceki değere kadar şirketi indirebilirler. Olması gereken hedef seviyesine doğru şirketi indirebilirler. Dolayısıyla Osman tarafında şu görünümde arkadaşlar. Bakın kanal katlanmış. Kanalın zirvesinden red yemiş 1. Kanalın zirvesinden red yemiş 2. Böyle bir durumda tekrardan bu kanalın üzerine atmayacaksa bu şirket, burada ben temkinli davranmayı öneririm arkadaşlar. Hemen buraya bir kanalımı koyuyorum. Burada beklediğim nedir? Şirket yukarı çıkar, bu kanalın üzerine yerleşir ve bir üst kanala doğru hareket edeceğinin sinyalini bana verir. O zaman burada alım yaparım. Veya iyice aşağılara gelir, aşağılara gelir. Bu bölgelere doğru yerleşir. Buralardan yerleştikten sonra alım yaparım. Aşağı doğru sert düşerken yine ekleme yapmam arkadaşlar. Burada güzel seviyeler ortaya çıkacak. Bence ilerleyen günlerde arkadaşlar burayla ilgili farklı analizler verebiliriz. Fırsat verebilecek hisseden bir tanesi. Çünkü bilançosu kötü algılanacak ve aşağı doğru düzeltme yapabilir. Belki de ileride daha uygun alım yapma fırsatımız olur arkadaşlar. Şimdi bakın şurada şöyle bir üçgen görünümü var. Şimdi bizim takip edeceğimiz şey Osman tarafında elinde bulunanlar için. Aşağı doğru gelirse bakın şu seviyede mesela diyelim geldi buralara. 230 lira seviyesi. Bu üçgenin içerisine girmezse, yukarı doğru hareket yaparsa hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Burası gayet güzel. Ama ola ki yani fazla satarlarsa bu hisseyi, aşağı gelir 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 gelir. Bu üçgenin dip seviyesine gelirse daha uygun alım bölgeleri olabilir. Buralarda 210 lira seviyesinde bulunuyor hisse. Peki buradaki Fibonacci'ye göre biz bir analiz versek. Hani daha önce veriyorduk ya, tamam burada bir hedef bölgemiz var, şey var. Buralar destek olarak tutabilir. Şuradaki 250 lira da mesela tutabilir. Şöyle çizersiniz siz. Bakın burası bir çanak kulp formasyonu benzeri görünüm. Buradaki boyun çizgisi de tutabilir. Buraları analiz edeceksiniz ama ben olsam bu bilançoyla beraber kötü algılanma potansiyeli de burada var. Çok fazla olaya dahil olmam, birazcık düşecekse düşsün. Yukarı doğru giderse de bu kanalın üstüne geçerse amenna. Tabii derim ki burada 300 lira kanal kırıldı. Orta banda gidiyor 500 liraya gidebilir. Gider mi gider. Burası Borsa İstanbul arkadaşlar. Burada nasıl 170 liradan 370'e gidiyorsa işte burada 200 liradan da 500'e gider. Yani tencerenin doğuruyorsa bu tencere doğurmaya devam edebilir. Yani gayet normal bir şey. Şimdi Osman tarafında tamam biz bunları analiz ettik. Burada bir rally hareketi olmuş vesaire vesaire. Bu şirket nerelere kadar inerse efsanevi alım fırsatı olur. Hemen Fibonacci analizimizde bakalım. Şimdi birincisi arkadaşlar burada 172 lira görünüyor. Bakın şu bölge. Buradaki geniş dalganın yani 2023'ün başında başlayan dalganın en büyük düzeltme seviyesi Fibonacci 6 tonal seviyesi. Burası kaç lira görünüyor? 172 lira mesela. Çok güzel bir alım bölgesi. İkincisi zaten az önce belirttiğimiz yer
Burada kaç liraydı? Hemen orayı da gösterelim. Aynen 256 liralar. Şey 233 liralar arkadaşlar buradaki hedef bölgesi. Dolayısıyla bu seviyelere doğru inecek olursa kademeli alımlarla bence gidilebilir. Osman alacaksın. Birinci tepki bölgesi burası. İkinci efsanevi alım bölgesi de bence burasıdır diye analiz edebiliriz arkadaşlar. Aşağı doğru geri çekilmelere dikkat edin. Hani yukarıda gidecekse 300 liraların üzerine çıkarsa tekrardan rally hareketi başlar mı acaba diye analiz vermek lazım. Ben bu iki çizgiyi çizdim sizler için. Daha aşağılar olur mu? Hani bilmiyorum. Çok bana makul veya anlamlı gelmiyor. %50 değer kaybedip de piyasa hedeflerinin 1,5'a düşmesi. Hani bu kadar o sermaye büyüten bir şirkette bana mantıklı gelmiyor. Temel analiz kriterlerinin bence dışında olabilir. Dolayısıyla takip etmekte fayda var arkadaşlar. Şuradaki trend de belki yoklamak isteyebilir. Hani şu bölgede yine 230 lira seviyesinde. Buradan tepki alıp yukarı giderse ne ala dünya güzel olur diye düşünüyorum. Osman analizimiz sona erdi arkadaşlar. Videomuz 40 dakika olmuş. Osman'ı bittikten sonra Gürsel tarafına geçelim. Şimdi Gürsel'i yorumlarda çok görüyorum. Çok saran var. Çok fazla bildiğim ise değil. Yani kabaca biliyorum ama turizm taşımacılık işi yapıyor. Şimdi aldığı işleri de burada görebiliyorduk galiba. Hemen şuradan ben açayım. Şirket beklentilerinden ziyade şurada analizler. Yeni iş ilişkileri. Bir Gürsel'i bir kontrol edin. Buraya sanki iş ilişkisi atıyor diye hatırlıyorum. Şöyle evet bakalım. Hemen bakıyoruz. Bakın iş ilişkilerine baktığım zaman mesela burada yeni iş ilişkileri geçen yıl satışların %60 kadar iş ilişkisi almış şimdiden. Dolayısıyla işler fena gitmiyor gibi. Havayük marjı %36 olarak belirlenmiş. Gayet güzel. Güzel de bir iş aldığını görüyorum. Dolayısıyla gelecek iş ilişkilerini takip edebileceğiniz şirket. Ama şirketle ilgili benim gördüğüm en pozitif noktadan bir tanesi arkadaşlar. Satışlar büyüyor. Brüt kâr marjı aşırı artmış. Esas faaliyet kâr marjı aşırı artmış. Havayük marjı aşırı artmış. Şöyle bir genel değerlendirmeye ben vurduğumda arkadaşlar. Buradaki Favök marjı ortalaması %20. Brüt kar marjı ortalaması da %20 arkadaşlar. Şimdi bu yıl bu çeyrek itibariyle tüm ortalamalar %30'lara doğru çıkmış. Daha önceki yılların ortalamalarına da ben baktım. Burada ciddi manada brüt kar marjı ve Favök marjı artışı var. Eğer ki bu marj artışının sürdürülebilir bir artışsa sonraki çeyreklerde böyle gelirse arkadaşlar bu şirket buralarda durmaz diye düşünüyorum. Çünkü güzel bir Favök yaratmış. Aşağıda net dönem kârı da gayet anlamlı geldi bana. Dolayısıyla fena olmayan bir bilançosu var. Katılım endeksinde de görünüyor. Fena olmayan bir ise sermayesine baktığında 14 milyar orta ölçekli bir şirket diye konumlandırabiliriz. Yani çok eski halka arzlarından bir tanesi değil. Yakın zamanda halka arzlanan bir şirket. Galiba 2 ya da 3 yıllık bir geçmişi var. Şimdi kabaca şu değerlendirme yapabiliriz. Net dönem kârı 4 çeyrek bunu yapabilir mi acaba bu şirket? Şimdi yaz sezonu burada daha iyi çalışabilir. Turizm faaliyetleri vesaire oluyor ama kış sezonunda da öğrenci vesaire taşıma işleri oluyor. Yani burası birbirini dengeler diye düşünüyorum. Dolayısıyla benzer karlar gönderebilir. Hani burada 430 çarpı 4 desek, 4 çeyrek karı gönderse 1 milyar 700. Biraz da sonraki çeyreklerin üzerine koysun merdiven tarzı arttığı için. 2 milyar karla yılı tamamlasa öz sermayesi arkadaşlar 4 milyar. 2 milyar bölü 4 milyar dedim. %50 öz sermaye karlı var. Piyasa hedefler diye 4,5-5'ler gayet normal. Piyasa hedefler diye 3,65 olduğunu görebiliyorum. Karlar bu şekilde gelecekse, Favök marjı %30'da korunacaksa bu değer ucuz arkadaşlar. Ama Favök marjı tekrardan %20'ye düşecekse önceki yıllarda olduğu gibi bu değerler tam ederinde gibi duruyor. Dolayısıyla gelecek faaliyetleri çok çok önemli. Ama benim şirketle ilgili diğer önemli noktalardan bir tanesi dikkat ettim. Öz kaynakların büyümesi demiştik. Enflasyonun üzerinde %12'lik öz sermaye büyümesi var. Burası ne demekti? Enflasyon üzeri %12, enflasyon da %15 düzeltme katsayımız olduğu için 15 artı 12. Tek çeyrekte %27'lik öz sermaye büyümesi yapmış Gürsel Turizm arkadaşlar bir çeyrek içerisinde. Dolayısıyla burası çok güzel. Net nakite geçmeyi başarmış. Borçlar tamamen kapanmasa da kasadaki nakit borçları geçtiği için arkadaşlar net nakite geçmiş diye değerlendirebiliriz. FK'sı 9, FDF2 10. Bence ederinde ideal bir şirket. Ne pahalı ne ucuz derim. Sadece bu marjlar sürdürülebilirse ucuz olabilir. Bir sonraki çeyreğe bu da beklemek lazım. Şimdi ben hızlıca burada dikkat edeceğim noktadan bir tanesi nakit akışları arkadaşlar. Bakın nakit akışlar iyi mi diye kontrol ediyorum. Nakit akışları gayet toparlanmış. 2023'ün 3. çeyreğinden itibaren her çeyrek 300-400 milyon nakit akışı üretmiş. Şimdi o zaman güzel. Burada 430 milyon net dönem kârı görürüz. 430 milyon da nakit üretmeyi başarmış. Demek ki buradaki kâr gerçek bir kâr arkadaşlar. Faaliyetlerinden geliyor ve nakite döndürülebilir bir kâr. Burası gayet güzel arkadaşlar. Şimdi buradan sonra diğer dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi. Şurada ben sizlere az önce söyledim. Kârlılık oranlarını açmak istiyorum. Aktif karlılık bakın brüt kar marjını. İşte burası bir şirketin gelişimi için en önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi siz Gürsel'de ne görüyorsunuz? Şimdi bu şirketin bakın 2018'den beri faaliyetleri bakın. %10 brüt kar marjı var. %20'lere çıkıyor, %15'lere düşüyor. %20'lere çıkıyor, %15'lere düşüyor. Bakın şu bölgede %20'lere çıkıyor. Ne oluyorsa bir şey oluyor. Bakın %20 ki %25, %36'ya çıkıyor. Birdenbire buradaki brüt karlılık çok fazla artıyor.
Dolayısıyla burada brüt kâr marjının çeyreklikte arttığını görebiliyorsunuz. Aşağıda fabrik marjında ciddi manada arttığını görebiliyorsunuz. Ve buradaki diğer tüm kârlılıklar da otomatikmen artmış bulunuyor. Genellikle rally yapacak hisselerde bu durumu gözleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki tek soru işaretimiz buradaki brüt kârlılık ve fabrik kârlılığı gelecek çeyrekler devam edebilecek mi? Bunu anlamanız için faaliyet raporunu okuyacaksınız. Son zamanlarda bu şirket kâr marjını artırmak için ne yapmış? Bunun sebebi nedir? Müşterileri mi artmış? Araçları mı büyütmüş? Araçları daha yakıt tasarruflu araçlara mı döndürmüş mesela? Burada olay nedir? Daha karlı iş ilişkileri mi bağlamış mesela? Veya daha kısa mesela daha yüksek ücret mi alıyor? Hani bunları analiz etmek lazım. Eğer buradaki olay geri döndürülebilir, tekrardan aşağı gelecek bir olay değilse buradaki karlılık yükselir, PK geri gelir, çarpanlar aşağı gelir ve fiyat yukarı gider diye bekleyebilirsiniz. Ben Gürsel'in bilançosu açıkçası beğendim. Şirket kelepir değil ama bence ederinde duruyor arkadaşlar. Kar marjı normale dönerse bu fiyatlar ideal seviyeler. Kar marjı bu seviyede kalacak olursa bu fiyatlar ucuz seviyeler diye analiz ederim. Dolayısıyla takip etmenin gerekeceği bir hisse. Buranın kodu nasıl yazıyor? Gürsel. Bundan sonraki bilançoda Gürsel'i incelerim arkadaşlar sizler için. Çünkü beğendim, takibimi aldım bundan sonra. Hani burası artık inceleyeceğimiz şirketlerden bir tanesi oldu bizim analizlerimizde. Şimdi Gürsel tarafını arkadaşlar bakın iki şekilde analiz vereceğim sizlere. Birincisi bakın burada bir halka arzından sonra çıktı en üst noktayla. Bakın burada ilk halka arzı 10 liraya kadar atılım yapıyor. Sonra da şirket düzeltiyor bakın aşağı doğru. Tekrar çıkıyor altta iki tane ikili dip yapıp yukarı doğru gidiyor. Burayı ben birleştirip bir regresyon kanalına dönüştürdüm. Şimdi gördüğüm görüntü sıkıntılı bir görüntü gibi duruyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın kanalın iki tane altta temasımız var. Bir, iki, üç tane temasımız var yukarıda. Ve burası henüz kırılmamış. Dolayısıyla burada birazcık ara bölgede olan bir şirketten bahsedebiliriz. Nedir? Şimdi burada kanal kırılırsa kanalı katlar. Mesela yukarı doğru çıktı. Bu kanalın üzerine geçti. Uzun vadeciler için şu an bir analiz veriyorum. Bakın. Burada yarınki hareketlerle beraber bilanço beğenilirse şirket yukarı doğru bir atılım verdi. Ve buradan 2 gün tavan gitti. Veya yukarı doğru 3-5 günde %20 potansiyel verdi. O zaman kendini bir üst kanala atmış olacak. Bir üst kanala atacak olursa arkadaşlar en basitinden bakın. Öncelikle buradaki kulpu gitmek isteyecektir. Burası orta bandı doğru tekabül eder. 298 liralar. Daha sonrasında arkadaşlar bu aşağıdan yukarıya doğru gitmek isteyecektir. Hani sonraki yıllarda üst kanal 500 liralara doğru atılım yapabilir. Burası arkadaşlar 2-3 gün içerisinde olmayacak. Sakın yanlış anlamayın. Zamana bağlı olarak olacak. Böyle gelir, yukarı gider, aşağı gelir, tekrar orta bandı yoklar. Orta bandda satış yer, sonra yukarı gider vesaire. Burası şirketin faaliyetleriyle ilgili ve piyasanın şirketi nasıl gördüğüyle ilgili bir durumdur. Ama günümüze döndüğümüzde buradaki kanal kırılmış mı? Kırılmamış arkadaşlar. Kırılmadığı için aşağıya doğru satış yeme ihtimali var. Ne kadar iyi bilançosu olursa olsun. Ama kabaca temel analizden bizim edindiğimiz tecrübelere göre temel analize iyi gelen bir şirketin genellikle fiyatı böyle %50-60 düzeltmeye aniden girmiyor arkadaşlar. Şirketteki eğer beklentiler geçici bir beklenti değilse. Dolayısıyla şirketin faaliyetlerini okumak önemli olacak. Şimdi burayı bitirdikten sonra bakın buradaki kanalları ben sileyim tekrardan. Şu direnç bölgemizi en azından belirleyelim. Şu bölge bizim direnç bölgemizdir. Bakın burası direnç bölgemiz. Siyah kanala dönüştürdüm. Şimdi ben şu analizi yapmak istiyorum. Bu şirket trend yakaladıktan sonra nasıl hareketler yapmış ve bu trend kanalı içerisinde nerelerdeyiz diye ben bir analiz yapmak istiyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bir trend kanalına dönüştürdüm. Şirketin ne zamandan itibaren başlayan trendini aldım. İşte burada 13 liradan beri başlayan 31 Mayıs 2023'ten başlayan kısa bir trend yani burası. Çok fazla eski bir trend değil. Bir yıllık trend olmuş mu? Tam olarak bir yıllık trend olmuş aslında. Burası bir ana trende de dönüşmüş. Bir yılın üzerine geçiyorsa güzel bir trend olarak değerlendirebiliriz. Yani güvenilebilir bir trend. Şimdi şu zirve noktaları da ben şu şekilde birleştirdim. Ve buraya bıraktım arkadaşlar. Şimdiki görünümde bakın. Şirketimiz ne yapıyor? Alt banttan kalkıyor. Orta bantta birazcık sallanıyor. Üste gidiyor. Üste gidiyor. Üste gidiyor. Üste gidiyor. Tepeler yapıyor. Ne dedik? Tepe 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 varsa sıkıntılıdır. Satış yemiş gayet normal bir şekilde. Daha sonra orta bandı bakın direnç yapıyor. Direnç yapıyor. Ne oldu? Orta band kısmına tepe 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 tepe. Dolayısıyla tekrardan aşağı geliyor. Buraya biz ne diyoruz arkadaşlar? Ters plama formasyonu. İşte aslında burada sizin yıllar içerisinde gördüğünüz mevzu bir ters plama formasyonundan başka bir şey değildir. Aşağı doğru gelir. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yapar. Buraya bir bayrak çizer. Tekrardan aşağı doğru gelir. İşte hani diyorum ya bazen ters plama çalıştırabilirler. Aslında burası tam bir ters plama formasyonu arkadaşlar. Ve alt banda kadar tekrardan getirmişler şirketi. Dolayısıyla acele etmemek lazım böyle durumlarda. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Tekrardan şirket orta banda doğru hareket etmiş. Orta banda doğru şu an gidiyoruz. Bir rally içerisindeyiz. Ne zaman itibaren? 27 Mart 2024'ten itibaren şirket kendine güzel bir trend yakalamış. Ve orta banda doğru hareket etme durumunda. Peki bu şirkete direnç çıkaracak yer neresidir? Daha önce olduğu gibi buradaki orta band seviyesi arkadaşlar
şirkete direnç çıkarabilir. Dolayısıyla burayı ben kırmızıyla çizmek istiyorum sizlere. Bakın şöyle aldım. Kırmızıyla burayı yaklaştım. Ve şimdi yakınına gidiyorum. Bakın görüyorsunuz. Şirket burada zorlanmış. 1, 2, 3 günlük burayı geçemiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim bu şirketten bekleyeceğimiz durum hareketler. Bilanço iyi geldiği için. Öncelikle bura kırılacak mı diye bakıyoruz. Kırılıyor. Kırılırsa yukarı gidecek. Şu bölgedeki direnç seviyemizde kırılırsa biz buralarda daha rahat işlemler yapabiliriz diye düşünüyorum. Burası 164 liralara tekabül eder. Dolayısıyla temel analizi iyi olsa da yarınki hareketleri bir gözlemek lazım. Direnç bölgesi kırılırsa bir direncimiz daha hemen üzerinde var. Dolayısıyla çok acele etmem arkadaşlar. Bakın şu bölgede yatay bir direnç bölgesi var. Hemen orayı da işaretleyelim. Burası neresi? Hemen şu şekilde yapabilirsiniz. İşte bu bölgenin olması size bir avantaj sağlar. Nedir? Şirket 143 liradan daha önce satış yemiş. 2 gün buralarda kalmış. 2 gün boyunca satış yemiş gördüğünüz gibi. Daha sonrasında tekrar geliyor. Bakın bir çanak çalıştırıyor. 143 liradan bir daha satışıyor. Sonra 5 Haziran'da 143 liradan bir daha satışıyor. Günümüze geliyoruz. 6 Haziran'da yine 143 lirayı görüp bir daha satışıyor. Demek ki 143 lira arkadaşlar önemli bir seviye. 6 kere satış yemiş şirket burada. Dolayısıyla buradan sonra arkadaşlar 6 kere satış yediği için 140 için üzerine çıkarsa siz daha pozitif düşünebilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. 145 lira gördünüz. 143'e stopunuzu koyarsınız. Mesela teknik analiz eğitimi olarak stoplu olarak şirket takip edersiniz. Buradaki direnç seviyeleri kırılırsa yukarı doğru amenna takip edersiniz. Direnç seviyeleri kırılmazsa aşağı gelse dersiniz ki ben yanlış karar vermiş kardeş stop oluyorum. Birazcık daha bekleyeceğim şirketi diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla teknik analiz anlamında değerli bir şirket olduğunu düşünüyorum. Temel analiz anlamında da brüt kar marjlarının düzenli ve istikrarlı şekilde artması sürdürülebilir olacaksa burada şirket bence yukarılara 200-500 lira verdiğimiz hedeflere doğru yol alabilir. Buraya ben arkadaşlar bir ünlem işareti koyuyorum. Bu şirketi takip edeceğim. Özellikle 160 üstü fiyatlamalarda önemli şirketlerden bir tanesi olabilir. Gelecek günlerde tekrardan bir check edelim isterim. Şimdi burayı bitirdik arkadaşlar. Türk Telekom tarafına gidelim. Burayı dün analizini verdik. Dolayısıyla bugün sadece bilançosunu inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Özellikle Turkcell'le karşılaştırmak istiyorum. Türk Telekom tarafı da benim anlamadığım bir şey var. Yani aynı Kozal vesaire bunları da bazı anlamadığım şeyler oluyor da Türk Telekom'da da var. Şimdi sizlere onu izah edeceğim arkadaşlar. Şimdi Türk Telekom bakın şuraya baktığınız zaman gayet normalmiş gibi geliyor değil mi? Satışlar 28 milyar, brüt kar 8 milyar, esas faaliyet karı 460 milyon. Niye böyle oluyor? Yani brüt kar 8 milyar, esas faaliyet karı 460 milyon. Şimdi acaba bu enflasyon muhasebesiyle alakalı bir durum mu? Olabilir. Daha önceki Migros'ta vesaire böyle durumlar gördük. Turkcell tarafını açıyorum. Satışlar 29 milyar. Bakın Türk Telekom'la aynı arkadaşlar. Brüt kar tarafı Turkcell'in daha düşük. 6 milyar görünüyor Türk Telekom'a göre. Türk Telekom brüt karı daha yüksek. Diğer tarafa geliyorum. Esas faaliyet kar tarafına geldiğimde arkadaşlar Turkcell'in 6 milyar esas faaliyet karı üretirken Türk Telekom burada sadece 460 milyon esas faaliyet karı ürettiğini görebiliyorum. Burası bende birazcık şüphe uyandırıyor. Bu aradaki fark nereye yansıyor derseniz direkt olarak karlılığa yansıyor arkadaşlar. Turkcell 13 milyar favök yaparken Türk Telekom tarafı 9 milyar favök yapıyor. Arada normal bir favök oranı var. Neden? Çünkü Türk Telekom 168 milyar piyasa değerine sahip. Turkcell de 217 milyar piyasa değerine sahip. Ama işte burada favoklar arası orantı normalken esas faaliyet karlarında bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi buranın önemli sebebi nedir diye ben araştırdım. Şimdi Turkcell'in gelir tablosuyla Türk Telekom'un gelir tablosunu ben sizlere açıyorum. İki şirketin de bilançosunu beğendim bu arada. Güzel bilançolar, büyüme devam ediyor. Ayrıca analiz edeceğim ama belli şeyleri artık nereden bakabileceğinizi anlamanız için söylüyorum. Şimdi Turkcell ve Türk Telekom arkadaşlar bakın. Brüt karlılığa kadar bir sıkıntı yoktu ikisinde de. Benzer hasılatı yapıyorlar. Benzer brüt karları yapıyorlar. 6 milyar bakın Turkcell'in brüt karı var. Türk Telekom'da 8 milyar brüt karı var. Şimdi bir aşağı indiğimde genel yönetim giderleri ve pazarlama satış dağıtım giderleri arkadaşlar ikisini topladığımda Türk Telekom'da burada 8 milyara yakın bir değer var. 3800 ve 3400. Turkcell tarafına geldiğimde burada genel yönetim giderleri 1 milyar 100 milyon. Pazarlama, satış, dağıtım giderleri 1 milyar 100 milyon. 1 milyar 700 milyon. Dolayısıyla burada Türk Telekom, Turkcell'e göre genel yönetim gideri ve pazarlama, satış, dağıtım giderleri açısından 3 kat daha fazla burada gider yazan bir şirket. Yani böyle bir durumu görünce mesela şirkete karşı benim otomatikmen bir şey oluyorum. Yani neden böyle bir şey var? Araştırma gereği duyuyorum. Ama bunu araştırdığım zaman maalesef bulamıyorum da sebebini. Niye? Çünkü Türk Telekom ben burada şeyin neyin dedim arkadaşlar sizlere. Bakın. Türk Telekom'un hemen açıyorum. SPK finansal raporu. Ben istiyorum ki buradaki pazarlama gideri ve genel yönetim giderleri niye fazla? Bunu araştırmak istiyorum. Şimdi Turkcell'le karşılaştıracağım. Çünkü ikisini ben araştırmam lazım. Hani burada bir sıkıntı varsa
personele fazla mı para veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çok mu fazla personel çalıştırıyorsunuz? Buradaki durum nedir? Çünkü ikisi de aynı satışı yapıyor. Benzer giderler bekliyorum ben. Şimdi konsolde tabloların arkadaşlar açtığımda kapa gönderilen. Burada ne görüyorum? Genel yönetim giderleri. Tamam. Satış, pazarlama, dağıtım giderleri. Tamam. Dipnotlar nerede? Dipnot yok arkadaşlar. Şimdi dipnot yoksa ben bunu nasıl öğrenebilirim? Yani şimdi normalde siz bir şirketi açtığınız zaman finansal tablolarını bakın. Hasılat, satışların maliyeti. Satışların maliyeti ne yazmış adamlar? Not 28. Hemen gidersiniz not 28'e. Hemen mesela şurada not 28'e gidersiniz. Normal bir tabloda. Bakın satışların maliyeti. Satışlardaki para nereye gitmiş? Ben bunu analiz etmek istiyorum. Buraya geliyorum bakın hesap adı Gürsel Turizm'de. Personel giderleri 1 milyar 300 milyon. İşte taşıt kira yakıt giderleri 7 milyon lira. Bakım onarım giderleri, kırtasiye giderleri, seyahat giderleri, diğer giderleri. Adamlar yazmış burada mesela. Daha aşağı iniyorsunuz bakın. Bunları da açmış. Personel giderleri, dışarıdan sağlanan faydalar, elektrik, su, doğalgaz gideri vesaire vesaire, bilgi işlem, abone dağıtım masrafları vesaire 54 milyar gideri burada vermiş sizlere. Şimdi ben Türk Telekom'da bunu göremeyeceksem neyini analiz edeyim? Yani Türk Telekom tarafını. Dolayısıyla burada da yani şirkete ne dedir? Bir şey diyecek bir şey de bulamıyorum. Yani işte mesela böyle durumlar olduğu zaman ben fit oluyorum. Elimde varsa da uzun vadede düşünmeyeceğim şirket haline geliyor. Çünkü bana açıkça orada bir bilgi vermemişler. Ben Turkcell'e Türk Telekom niye böyle farklı olduğunu açıkçası merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi Turkcell'de böyle bir durum olsa fark ederdim diye düşünüyorum. O zaman analizini yaptık, fark etmedik. İstiyorsanız gelin. Ama çok uzun sürecek. Onu açmayalım arkadaşlar. Hiç boş yere. İsteyen merak eden Turkcell'in SPK raporunu indirsin. Baksın. Dolayısıyla yani bu noktadan bir feili var. Yani Türk Telekom'un dolayısıyla bir eksiz bir önde başladı arkadaşlar mevzuya. Şimdi gelelim biz normal bilanço ve teknik analizimizi yapıp bitirelim arkadaşlar. Net dönem karına baktığınız zaman paralel gidiyor. Fabrikler'de aynı Türk Telekom'da ve Turkcell'de gördüğünüz gibi artışlar var. Büyümeler devam ediyor. Telekomünikasyon sektörü açısından pozitifiz arkadaşlar. Tabii ki az önceki faildan dolayı Türk Telekom'u bir adım geride tutmaya başlarım şu andan itibaren. Onun dışında piyasa hedefleri 1.48. Turkcell tarafı arkadaşlar 1.52, birbirine yakın piyasa defter değerinden işlem görüyorlar. Öz kaynak karlılıklarına baktığımız zaman Turkcell'in öz kaynağı arkadaşlar 143 milyar. Favök ilk çeyrek 13 milyar yazmış. Burayı hesaplamıştık. Hani 50-60 milyar gibi yapabilir zamlarla beraber. 60 bölü 143 diyeceğiz. Böyle hesaplayalım. %41'lik göstermeye karlı var. Piyasa defterleri 1.52 ucuz kalıyor arkadaşlar. Benim hesabıma göre. Burada tabii ki net dönem kârı vesaire önemli ama bu şirketlere daha çok FDF Avök'e göre işlem yapmak lazım. FDF Avök 5.20 10'a kadar normaldir. 2 katlık potansiyel çıkıyordu. Şimdi Türk Telekom tarafına da geldiğimizde benzer bir analiz vereceğiz hemen. Burayı da sizler için yapıyorum. 9 milyar 600 4 ile çarpın. 9,6 çarpı 4. Fatura zamları vesaire de gelirse burada Avök marjları artabilir. Enflasyon geriye doğru giderse. Her şey 45 milyar gibi verelim buraya da. 45 milyar bölü 113 dedim. Bakkal hesabı yapıyorum. %39 göstermeye karlı olacak. Avök anlamında piyasa hedefleri 3.5'a kadar. Normalde piyasa hedefleri 1.5. Burada da 2x'lik potansiyel var. İki şirketin bence potansiyelleri birbirine yakın arkadaşlar temel anlamda. Ama Türk Telekom'daki oradaki soru işareti bıraktığı için, orada dipnot paylaşmadığı için çok hoşuma gitmeyen durumlar. Bunlar böyle durumları sevmiyorum ben. Türk Telekomünikasyon tarafına hızlıca gidelim. Grafiği dün çizdik. Dün analiz ettik arkadaşlar. Dün bilanço gelmemiş. Hatta keşke ve keşke bilançosu gelse dedim. Ama şirketle ilgili şunu söyledim. Net olarak hatırlıyorum. Bakın burada bir arkadaşlar formasyonu var. Yukarı doğru gitmiş. Küçük hedef burada gelmiş gibi duruyor. Büyük hedef tarafı 58. Tabii ki buraya giderken ne dedik? Bakın şuradaki kanal katlama mevzusunu yapabilir mi, yapamaz mı? Şimdi hala ve hala arkadaşlar bu seviyede duruyor. Dolayısıyla yarın, öbür gün, diğer günler. Burası çok önemli olacak arkadaşlar. Burada 48, 49, 50 yavaş yavaş çıkan bu bandı kaybetmemesi lazım ki yukarı doğru potansiyel verebilsin Türk Telekom. Aşağıya doğru gelecek olsa aşağıya doğru potansiyel verir. Çünkü analizinde 58 liraya gitmesi gayet olağan demiştim. Bu bilanço sonrası da artık 58 lira hareketli bence getirebilir. Çünkü Turkcell'den temel analiz anlamında bir fark yok. Dipnotu paylaştılardı. Güncelerimiz daha farklı olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle kanalların nezdinde uzun vadede. Dünkü videomda ayrıntılı izleyebilirsiniz. Orada daha ayrıntılı analiz verdim. Teknik analiz anlamında. Bakın burada bir yatay bantı vardı. Hani burada bizi şüpheye düşüren şuydu zaten. Buradaki yatay bant çok daha katlanmış arkadaşlar. Gitmiş yukarı kadar gitmiş. Şimdi üçüncü katı istiyor. Üçüncü katı ister mi istemez mi bilançoya göre belli olacaktı. Bana sorarsanız bu bilanço sonrası üçüncü katı ister diye düşünüyorum. Şirket öz sermayesini enflasyon oranında büyütmüş. Piyasa hedefler değeri de ucuz kalmış. Ama burada işte şöyle basit bir düzeltme gelir mi acaba? Sonuçta bir hedef bölgesi gelmiş ya kanalı katlamadan önce. Bir düzeltme gelip yukarı doğru giderse şu 45-40 zamana bağlı olan yataylıktaki seviyede toparlamak
daha makul olabilir. Yukarı doğru bu kanal kırılacak olsa yukarı doğru 58'e doğru bence elinizdeki hisseleri taşıyabilirsiniz. Telekom sektöründen bir hisse olması, sigorta sektöründen bir hisse olması önümüzdeki yıl için pozitiftir. Elinizde yılın başından beri analiz ettiğimiz ve okuduğumuz strateji raporlarından bu hisseler bulunuyorsa zaten şu an bunda da %100 karlılıklar var arkadaşlar. Bu hisselerinizi taşıyabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü aracı kurumlar sürekli buralarda hedef yükseltiyorlar. Turkcell ve Türk Telekom'da da hedefler gelmeye başladı. Onların da raporlarını bence okuyunuz. Benim analizlerimle kısıtlı kalmayınız. Ne kadar bilgi o kadar fayda, ne kadar fayda o kadar kazançtır arkadaşlar. Türk Telekom analizimiz de burada sona erdi. 59 dakika 37 saniyede videomuzu bitirdik. Bugün birazcık şey olduk ama işte farklı mevzuları gördünüz yine mesela. İşte iki tane şirket arasında bakın birisi ne kadar ayrıntılı yazıyor. Yakıt gideri, tamir gideri, kırtasiye gideri yazmış. Adam kullandığı not defterlerini veya işte kestiği fişlerin oraya giderini işte 700 bin lira olarak mesela düşmüş bir yıl içerisinde bu kadar ben gider kestim diye. Diğer tarafta koskoca bir şirket. Biz 30'da galiba yani Türk Telekom biz 30'da diye biliyorum. Büyük bir şirketimiz. Orada da dipnot yok gelir tablosunda. Ve de bu sıkıntıya sokuyor. İnşallah orayı bir düzeltirler. Bize daha çok bilgi verirler. O bilgileri biz alırız, okuyuruz ve bunun sebebini çözeriz. Ve ona göre yatırımlarımızı planlarız. Dolayısıyla ben yatırımlarımı planlayamayacağım şirketlerde çok fazla şey yapmıyorum. Yani tamam alınır satılır vesaire ama uzun vadede mesela şöyle bir durum varken bende soru işareti kalıyor. Yani gece yastığa kafamı rahat koyamayacağım şirkete yatırım yapmam. Osman tarafı sıkıntılı arkadaşlar. Rally sonrası dönemde ikili tepe yapmış görünümü var. Ciddi bir satış zaten geliyor şirkete gelmiş. Bundan sonra düşen bıçak tutmaz. Birazcık şirketin rahatlamasını bekleyin. Elinizde varsa eskiden beri taşıdıklarınız varsa sıkıntı yok. Karınızın üzerindesiniz. Beklersiniz. Birazcık fiyatlar otursun vesaire vesaire. Bilanço çok bence kötü değil karlılık anlamında. Ama yeni alımlar için özellikle acele etmemek lazım. Sonuçta bilanço iyi değil. Kötü olmadığı gibi. Dolayısıyla aşağı doğru gelecek olursa aşağılardan alırsınız. Acele etmeyin. Türk Telekom tarafı güzel. Temel analiz anlamında iyi. Turkcell ile karşılaştığında benzer çarpanları var. Turkcell biraz daha karlı görünüyor Türk Telekom'a göre. Ama çarpan anlamında Türk Telekom daha geride kalmış. Teknik analizi olarak baktığımda Türk Telekom bir hedef bölgesine gitmiş. Burası çok önemli. Üstünde kalsa pozitif, altında kalsa negatif diye düşünebilirsiniz. Ama orta uzun vade bence Telekom sektörünün bir tane şirket bence seçmelisiniz diye düşünüyorum. Diğer tarafta diğer analiz ettiğimiz şirket arkadaşlar hangisiydi? Şöyle bakayım. Yani Gürsel Turizm. Marjlar çok iyi. Yani %15'lerden %25'lere, %25'lerden %35'lere taşınmış. Bu marj artışının sebebini anlamak lazım. Marj artışının sebebi işte yakıt fiyatlarının geçici olarak şey olup işte biletlere zam yapılma mevzusu mesela geriye dönebilir veya ücretlere zam mevzusu tekrardan geriye dönebilir yavaşlama döneminde. Dolayısıyla öyle bir geçici marj yükselmesi ise çok ütopik bir bilanço değil. Ama bu marj yükselmesi önümüzdeki çeyreklere devam edecekse bu şirket arkadaşlar ucuz kalır. Teknik analizine göre bir direncine yakın. Direnç kırılacak olursa yukarı doğru önü açık bence. Burada soru işaretimiz marj takibini yapmamız lazım. Dolayısıyla gelecek bilançoda Gürsel Turizmi de inceleyeceğim şirketler içerisine eklemiş bulunuyorum an itibariyle. Eğer unutursam hatırlatın. Gürsel Turizm hocam inceleyecek derseniz yorumlardan ben o analizleri de sizler için yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.